Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün 16 Şubat 2019. Yaklaşık 2 haftadır paylaşımda bulunamadım. Bunun için kusura bakmayın ama gerçekten de hiç hesapta olmayan bazı işlerim çıktı. Bu 2 haftalık kısa bir gecikmeden sonra yine paylaşımlarıma devam edeceğim Twitter'da da. E, bu nedenle Twitter'da beni yıldızlı altreme hesabıyla takip etmenizde büyük fayda olabilir. Yine 23-24 Şubat 2019 tarihi itibariyle teknik analiz seminerlerinin üçüncüsünü düzenleyeceğiz gelecek hafta sonunda. Bu seminerde gerçekten de rastgele bir yatırım aracı seçip rastgele bir tarih seçip ki orada seminer katılımcılarının bana hangi tarih vereceklerini bilmemin imkanı yok arkadaşlar iyi bir stratejinin nasıl faydalı olduğunu hep birlikte ispatlıyoruz seminerlerde. Sadece trendler, formasyonlar, indikatörler, bu tarz teknik analiz araçlarıyla ilgilenmiyoruz. Gerçekten de çok önemli olduğuna inandığım yatırımcı psikolojisiyle ilgili de çok önemli konulara değiniyoruz. Aynı zamanda Stop Loss, Kar Al, Start Win uygulamalarının bu tarz stratejilerin nasıl işe yaradığını hep birlikte inceliyoruz detaylı olarak. Twitter'da buradaki linke tıklayarak seminere ön kaydınızı yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Seminere katılacaklarla gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Dolar TL'nin teknik analizini Investing.com üzerinden yapacağız yine. Ekranda Dolar TL'nin günlük bazdaki lineer ölçekteki grafiğini görüyorsunuz ve burada ben daha önce çizmiş olduğum, daha önce yayınlamış olduğum videolarda size nasıl çizildiğini de anlatmış oldum. Trend çizgilerini görüyorsunuz ve düşen bir Fibonacci kanalıyla yine şurada görmüş olduğunuz düşen bir kanal içerisindeki hareketin devam ettiğini görüyoruz. Kısaca hatırlatmak gerekirse bu yükselen trend çizgilerini çizerken başlangıç noktam 2018 Mayıs ayında görülmüş olan bu zirve ve yine 2019 Ocak ayında görülmüş olan bu 583 seviyelerinde görülmüş olan zirveyi birleştirerek elde ettiğim yükselen trend çizgisini Paralellerini alarak aşağıya kaydırarak elde ettiğim yükselen trend çizgileri arkadaşlar bu koyu mavi çizgiyle görmüş olduğunuz bu çizgilerin önemli yerlerden geçtiğini görmüştük. Ben bu çalışmayı yaptığım zaman dolar tl şu şekildeydi ve zaman ilerledikçe bu alttaki trend çizgilerinin de nasıl isabetli bir şekilde çalıştığını destek direnç olarak görmüş olduk. Yine aylar öncesinden beri ben dolar tl'deki yükselişin işte bu 5-13 seviyelerini gördükten sonra düşen trend çizgisini yukarı kırmamızla birlikte çok sert bir şekilde olmayacağını tahmin ettiğimi çok sert bir yükselişi beklemediğimi anlatmıştım. Bu kapsamda dolar tl'deki yükseliş ya da düşüş yataya yakın bir hareket aslında. Bu yükselen kanallar içerisinde yükselen tren çizgileri arasında hareketine devam ediyor. Şimdi önümüzdeki hafta yine çok sıkışık bir seyir yaşanacak gibi. Tabi belirli destek ve dirençlerin aşağısına ya da yukarısına sarkmasına bağlı olarak da stratejimizi belirlemiş olmalıyız arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum dolar tl kuru önümüzdeki hafta şu değerde olacak ya da bir ay sonra şu değerde olacak şeklinde yaklaşırsanız bu piyasalarda para kaybetme olasılığınız çok yüksektir arkadaşlar. Teknik analizi yapmamızın amacı da zaten destek direnç seviyelerimizi belirlemek ve buna uygun strateji geliştirmek arkadaşlar. Önümüzdeki hafta için strateji ne olabilir? Mesela burada gözüken bir baklava dilimi içerisinde hareketin devam etme olasılığı yüksektir. O zaman şöyle diyebiliriz. Önümüzdeki hafta içerisinde şuraya çizmiş olduğum bu direnç seviyesi yani 5.32-50 seviyeleri yukarı kırılacak olursa hemen üzerinde 5.33.60 5.34 seviyelerine doğru bir yükseliş yaşanabilir. Burası önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkar. Çünkü hem düşen kanalın bize direnç göstereceği seviyelere dek gelir. Hem de yükselen trend çizgilerinden alttan ikincisinin bize direnç göstereceği derece seviyelere dek gelmesi açısından. Dolayısıyla 5.33-34 seviyesine yaklaştıkça elinde dolar olanlar için satış düşünülebilir. Bunun altında hareketlerin olması durumunda yani özellikle de 5.25 seviyesinin altına sarkmalar gerçekleşirse ya da bu seviyelere yaklaşacak olursa bu seviyelerde de arkadaşlar tekrar alımlar düşünülebilir ama kademeli olarak. Yani 5.25 seviyesinin de altına sarkacak olursa bir sonraki destek seviyemizin de 5.19 75-20 seviyelerinde olduğunu burada görüyoruz. Bakın şu seviyede yükselen tren çizgisiyle yine düşen Fibonacci kanalının pembe ile gözüken çizgisinin üst sınırı seviyelerindeki destek seviyesidir. Özetle bu destek ve direnç seviyelerini kullanarak strateji geliştirmenin yolu arkadaşlar destek seviyelerine geldikçe alımlar düşünülebilir ama dikkat mutlaka ve mutlaka stop loss seviyelerinizi belirleyerek yani bu piyasalarda kazanacağınızın garantisini hiç kimse veremez. Yani 5-20 seviyesine gelse bile dolar tl buradan alırsanız kesinlikle yükselecek anlamına gelmez bu. 520 seviyesinin altına sarkması durumunda kapanışların gelmesi durumunda da bu sefer 515 516 seviyeleri hedeflenecektir ve belki de daha aşağı seviyeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla sizin basamaklı bir şekilde kademeli bir şekilde destek dirençlerinizi belirleyip o destek seviyelerine geldikçe stop belirleyerek alış yapmayı direnç seviyelerine yaklaştıkça da yine start win noktanızı bu sefer belirleyerek satışlarınızı yapmayı düşünebilirsiniz. Bu söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Zaten ben burada alın ya da satın demiyorum. Ben burada olayın kavramsal tarafıyla ilgileniyorum arkadaşlar. Benim size burada yapabileceğim en büyük katkı destek ve direnç seviyelerinizi düzgün bir şekilde belirlemenize yardımcı olmak olabilir. Burada da daha önceden de destek direnç seviyelerimizi çizdik ve ve düzgün bir şekilde çalıştığını da şu ana kadar görüyoruz. Dolayısıyla aslında önümüzdeki hafta için aralığımızı da belirlemiş olduk. Yani 5.25 seviyesinin önemli bir destek seviyesi olduğu burada açıktır. Bunun altında 5.20 seviyesi kuvvetli destektir arkadaşlar. Yukarı yönde de 5.34 seviyesi önemlidir. Buranın kırılması söz konusu olursa o takdirde 5.37 seviyelerine doğru bir yükseliş yaşanabilir. Daha sonrasında da kademeli olarak daha önceden görülmüş olan zirve seviyelerine göre de yükselişin devam etmesi de söz konusu olabilir. Tabi yine daha önce yayınlamış olduğum videoda bir omuzbaş omuz formasyonundan da bahsetmiştim ve bu omuzbaş omuz, omuz formasyonunun formasyon hedefinin de 4.95 olduğunu söylemiştim. Tabi gerçekleşirse demiştim ve orada da bir çekincemden de bahsetmiştim. Omuzbaş omuz formasyonları genelde yükselen trendlerin sonunda ortaya çıkar. Ama burada oluşan durum uzun vadeli düşen bir trend sırasında gerçekleşiyor. Yani yükselen bir trendin sonunda ortaya çıkar çıkmış bir formasyon değil. Tabi bunu benim söylemiş olmam bazı insanlarda şöyle bir anlayışa sebep oldu. Ben sanki dolar tl'de 4.95'i kesinlikle görecek dediğim gibi algılandı. Nasıl öyle algılanıyor anlamıyorum ben onu. Ben hiçbir videomda dolar tl şu fiyatı görecek demiyorum arkadaşlar. İhtimallerden bahsediyorum ve bu ihtimallerden bahsettikten sonra da takip ediyorum. Yani burada dolar tl'deki bu omuz baş omuz formasyonu söz konusu omuz baş omuz formasyonu diyelim. Şu anda da aslında geçerliğini koruyor. Yani 5.34 seviyelerinin üzerine bir önceki omuz olarak nitelenen seviyelerin üzerine çıkmadığı sürece de bu formasyon geçerliliğini koruyacak demektir. Yani bunu benim söylemiş olmamdan dolayı bu formasyon oluşmuyor arkadaşlar. Burada oluşmuş bir şeyi ben sizlere fark ettirmeye çalışıyorum. Evet gerçekten de burada sol omuz oluştu. Burada bir baş kısmı oluştu. Şuradaki 5.83'lük kısmı ben fiktif bir yükseliş olarak yani sığ dar bir işlem hacmiyle olduğunu düşünüyorum. 5.63 %60'ın üstündeki fiyatların. Dolayısıyla bundan sonra da sağ omuz oluştu ve boyun çizgisi de aşağıya kırıldı aslında. Ve şimdi şu şekilde açıklanabilir bu son 2 haftaki yükseliş. Belki de fiyatlar boyun çizgisinin üzerinde kalmaya çalışıyor. Bakın buradan geri dönerse yani 5.25 seviyesinin altında kapanışlar gelirse o takdirde 5.20 seviyesi hedeflenecektir. 5.20 seviyesinin altında kapanışların gelmesi durumunda da arkadaşlar zaten bu düşen Fibonacci kanalının da pembe ile gözüken alanın içine girmiş olacaktır. Tekrar söylüyorum ben omuz baş omuz formasyonunun hedefi 4.95 derken kesinlikle o fiyatları görecek demiyorum. Ama eğer bu destek seviyeleri aşağıya kırılacak olursa omuz baş omuz formasyonunda gerçekleşmesine devam ediyor olacaktır arkadaşlar bir diğer konuda şu onu da ifade edeyim ben videolarında doların gidişatını belirli şartlara bağlıyorum yani eğer şu seviye aşağıya kırılırsa ya da şu seviye yukarı kırılırsa şeklinde konuşuyorum bazıları da çıkıyor bana yorumlarda işte o olursa bu olursa şu olursa bu olursa yani hiçbir şey demiyorsun diyor arkadaşlar bu burada benim yaklaşımım kehanet yapmak değil, strateji belirlemek. Eğer siz strateji belirlemeyi kabul etmiyorsanız benim yayınlamış olduğum bu videoların sizlere hiçbir katkısı olmaz. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Ve diğer taraftan eğer bir yerde bir stratejiden bahsediyorsanız o zaman mutlaka şartları koymalısınız. Buradaki şartlarda SSA ile belirtmiş olduğum eğer şu seviyeyi kırarsa bu seviyeyi aşağıya kırarsa durumlarına göre pozisyonlarınızı gözden geçirmenizin gerektiğidir. Strateji bu şekilde kuruluyor burada teknik analizde. Hemen indikatörlere bir bakalım. DD günlük grafikte arkadaşlar yön yukarı gibi gözüküyor ama tabi burada önemli ve ayrıntı bence MACD'nin histogram göstergesinin eğimi negatife dönmeye çalışıyor. Yani eğimi hemen hemen sıfır seviyelerinde burada gördüğünüz gibi çok küçük miktarda bir kısa bir çubuk gelmiş. Eğer bunun devam etmesi söz konusu olursa ki genelde MACD'nin histogram göstergesi çok ani değişimler göstermiyor arkadaşlar. Günlük grafikte özellikle tabi bir gün daha görmek lazım yani pazartesi günü de daha kısa bir çubuk gelecek olursa muhtemelen e, düşüş olma ihtimali vardır diyeceğiz ama tabii ki o biraz önce belirlemiş olduğumuz destek direnç seviyelerini takip ederek arkadaşlar. Diğer taraftan Aresay'da önemli bir ayrıntı. RSI için 50 değeri referans değerlerden birisidir. Genelde teknik analize sonradan başlamış olanlar ya da işte bunu bir kehanet aracı olarak gören insanlar diyelim. 50 seviyesinden bir haberdir arkadaşlar. RSI için 50 seviyesi çok kritiktir. 50 seviyesi eğer aşağıdan yukarıya kırılıyorsa yükselişin bir süre daha devam edeceği kabul edilir. Gördüğünüz gibi burada da daha önceden de 50 seviyeli defalarca destek direnç olarak çalışmış ve geçen hafta içerisinde de bu 50 seviyesi hemen hemen test edildi. 49.87 seviyeleri görülerek test edildi ve buradan yönünü aşağı çevirdi. Dolayısıyla bu 50 seviyesini takip etmek lazım. Bunun üzerine çıkacak olursa dolar tl'de yukarı dirençlere doğru bir hareket söz konusu olabilir. Diğer taraftan şöyle de bir yükselen tren çizgisinin de kırıldığını da görüyoruz arkadaşlar RSI için şunu söyleyeyim RSI indikatörü biraz daha öncül bir indikatördür açıkçası burada trend kırılımları yükselen trend kırılımları ya da düşen trend kırılımları daha erken sinyal verebilir RSI bu açıdan da takip etmekte fayda var yani pazartesi günü eğer bu 50 seviyelerinin altında hareketine devam ederse RSI için hedef seviyesinin 45 seviyeleri olabileceğini görüyoruz Diğer taraftan tabi daha orta vadeli bir inceleme açısından da RSI'de şöyle bir düşen trend çizgisinin yukarı yönde kırıldığı da belli arkadaşlar. Dolayısıyla bu hareketin devam edeceğini de öngörebiliriz ama bunun için gerek şartımız 50 seviyelerinin üzerine çıkması RSI'nin. Hemen stokastik arasaya da bakalım. Stokastik arasaya da aşırı alış bölgelerinde dalgalanarak devam ediyor. Bu da fiyatlarda dar bir marjda yükseliş trendi devam ederken stokastik arasayın da bunu onayladığını da görüyoruz arkadaşlar. Küçük dalgalanmalarla hareketine devam ediyor. Yalnız tabii stokastik arasayın aşırı alış bölgelerinde ne kadar kalacağı önemli. Burada bir inceleme yapacak olursak bakın daha önceden direnç olarak çalışmış bölgelere yakın. Eğer bu seviyelerin üzerine çıkabilecek olursa stokastik RSI o takdirde 100 seviyelerine doğru yükselir ama günlük bazda incelediğimiz zaman da 100 seviyesinde çok uzun süre kalamadığını da görüyoruz arkadaşlar. Yani daha önceki hareketlerinde stokastik RSI'nin 100 seviyesine yaklaşsa bile buralarda bir gün, iki gün civarlarında kalmayacak. Aldığını görüyoruz Tabii bir de stokastik RSI için şöyle bir direnç çizgisi de söz konusu. Bunu da takip edilmesinde fayda var. Bugünler için önemli direnç seviyesine gelmiş durumdayız arkadaşlar. Böyle bir düşen trend çizgisinin direnç gösterdiği bölgedeyiz. Dolayısıyla buradan geri dönme ihtimali de vardır. Özetle stokastik arasaya baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Eğer bu düşen trend çizgisinin üzerine çıkacak olursa günler itibariyle stokastik arasa dolar tl'de de yönün bir süre daha yukarı yönde devam etme olasılığı yüksektir dirençlerine göre. Ama şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Siz burada fiyat tahmini yaparsanız çok büyük hata yapmış olursunuz arkadaşlar. Fiyat tahminlerini yaparken elinizde bazı gerekçelerin olması gerekiyor. Formasyon oluşumları ya da Fibonacci geri çekilme seviyeleri ya da Fibonacci extension seviyeleri gibi. Bu tarz yöntemler haricinde temel analiz bizim konumuz değil arkadaşlar. Yani teknik analizin konusu değil. Neden? Şunun için teknik analizin konusu değil. Temel analizde bahsettiğiniz şeylerin buraya grafiğini çizemeyeceğiniz için örneğin önümüzdeki hafta içerisinde Trump'ın atacağı bir tweet'in e, grafiğini, çubuğunu, mumunu buraya çizemeyeceğiniz için analizinde yapamazsınız. Temel analiz saçmadır demiyorum bakın. Temel analiz bambaşkadır. Yani birisi teknik analiz, birisi temel analiz, ikisi bambaşka konular. Hangisi daha iyidir diye bir şey yoktur. İkisinin de yapılması gerekir. Zaman zaman ben bazen temel analiz de yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bunlar tamamıyla beklentileri etkiler ama Teknik analizini yaptığınız e, yatırım aracında beklenti diye bir şey yoktur. Artık bütün beklentiler, bütün gerçekleşmeler buradaki mumların içerisine zaten yansımıştır. Yani biz geçmişin analizini yaptığımız için gelecekle ilgili bir tahminde bulunma, kehanette bulunma e, yolumuz yok arkadaşlar. Ama ne yapabiliriz? Geçmişteki fiyat hareketlerinin gelecekte de benzer şekilde davranacağını, benzer şekilde e, formasyonların benzer şekilde sonuçlar üretebileceği ihtimaliyle strateji geliştiririz. Ya da indikatörlerin geçmişte yaptıkları e, hareket tarzlarıyla, hareketleriyle bugünlerde yapacakları hareketin benzeşebileceğini kabul ederek strateji geliştiririz. Teknik analize Türkiye'de bu konuda yayın yapan birçok insan yanlış biliyor arkadaşlar teknik analizi bilmiyor bilen kişiler de maalesef YouTube'da yeteri kadar paylaşımda da bulunmuyor bence çünkü ortalık gerçekten de çok saçma analizlere kalmış durumda arkadaşlar. Dolayısıyla burada dolar tl ile ilgili özetleyecek olursak önümüzdeki hafta içerisinde takip edilmesinde fayda olduğunu düşündüğüm destek seviyesi 5.25 seviyeleridir. Bunun altına düşülecek olursa 5.20 seviyesi önemli destek seviyesi. Yukarı yönde hareketlerin olması söz konusu olursa 5.34 seviyeleri önemli dirençtir. Buranın üzerinde hareketlerin olması söz konusu olursa 5.37 ve 5.40 seviyelerine doğru 5.45 seviyelerine doğru bir hareketin yaşanması muhtemeldir. Eğer bu bahsettiğim direnç seviyelerinin üzerine çıkılacak olursa arkadaşlar. Hemen üstel hareketli ortalamalara da bir göz atalım. Geçen hafta içerisinde dolar TL'nin görmüş olduğu en yüksek seviyelere dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Bakın perşembe günü görmüş olduğu bu 5.3250'lik yüksek seviye, 50 günlük üstel hareketli ortalamanın geçtiği seviye. Yine cuma günü görülen en yüksek seviye ise 150 günlük üstel hareketli ortalamanın geçtiği seviye arkadaşlar. Bu 5.31 onluk seviyeler. Dolayısıyla bu seviyelerde dirençle karşılaşıyoruz. Bunun üzerine çıkılması durumunda 5.37 seviyesi çok çok önemli direnç seviyesi. Biraz önce de söyledim farklı açılardan da önemli. Burası hem 100 günlük üstler harekette ortalamanın geçtiği seviye hem de 5.37 seviyesi daha önceden de direnç olarak çalışmış bir seviye. Özetle bu direnç bölgelerine yaklaştıkça satışlar düşünülebiliyor. Ama destek seviyelerine yaklaştıkça da bu 200 günlük üstel hareketli ortalamanın geçtiği seviyenin de 5.20 seviyesinde olduğunu da tekrar görüyoruz. 5.20 seviyesinde biraz önce yapmış olduğumuz bu trend çalışmaları yönünden de önemli destek seviyesi olduğunu da gördük. Bu diğer taraftan üstel hareketli ortalama açısından da son derece önemli bir destek seviyesidir arkadaşlar. Bu seviyenin altında kapanışların gelmesi durumunda 516 ve 513 seviyeleri tekrar gündeme gelebilir. Ama 516 13 seviyelerinin gündeme gelmesi durumunda arkadaşlar bakın şu yükselen mavi ile koyu mavi ile gözüken yükselen trend çizgisinin Altına sarkılmış olacaktır. Özetle 5-15, 5-16 seviyelerin altında kapanışların gelmesi söz konusu olursa, bu omuz baş omuz formasyonunun formasyon hedefi olan 4.95 seviyelerinin gündeme gelmesi olasıdır arkadaşlar. Benim dolar TL ile ilgili. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, lütfen benim söylediklerimi yanlış anlamayın. Ben burada dolar TL için fiyat tahmininde bulunmuyorum. Belirli şartların, belirli destek direnç seviyelerinin altına ya da üstüne sarkılması durumunda uygulanabilecek stratejilerden bahsediyorum. İndikatörleri takip ediyorum. İndikatörlerdeki aşırı alış ya da aşırı satış bölgelerine geçmesi, oradan bir süre kalıp kalmaması önemli. Ve kesinlikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, RSI'yi mutlaka önemseyin. RSI gerçekten de önemli bir indikatör. Bazen öncül sinyaller de üretebiliyor ve MACD'yi de inceliyorsanız MACD'nin özellikle histogram göstergesinin eğimindeki değişmeyi takip edin derim ben. Ama bu söylediklerimin hiçbirisi Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Gelecek hafta teknik analiz seminerlerinin üçüncüsünü Ankara'da düzenleyeceğiz. 23-24 Şubat 2019 cumartesi pazar günlerinde Via filet toplantı salonlarında yapacağız yine teknik analiz seminerimizi. Şu anda kayıt olan arkadaşlarımız var ve çok büyük ihtimal semineri gerçekleştireceğiz. Yeteri kadar katılım sağlanmış gibi gözüküyor. Ve ben burada sizin kitaplarda bulabileceğiniz bilgilerin ötesinde bazı şeylerden bahsediyorum. İki günün çok büyük bir kısmı da bunları da kapsıyor arkadaşlar. Tabii ki teknik analiz araçlarını derinlemesine inceliyoruz. Yoğun iki gün geçiyor. Son yapmış olduğumuz teknik analiz seminerinde ikinci gün katılımcıların da talebi üzerine gece geç saatlere kadar da devam ettik. Dolayısıyla benim zaman problemim yok seminer boyunca ve istediğimiz kadar da uzatabiliriz. Detaylı bir şekilde de tüm konuları e, incelemeye çalışıyoruz. Seminere katılanlarla birlikte de bir WhatsApp grubu oluşturuyoruz. Seminerin sonrasında da iletişim halinde oluyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.